hiçbir şey düşünmeden hareket ettiğiniz sürece bu Türkiye yok olacak. Telefonumuz cebimizde diye karnımız doyuyor mu sanıyorsunuz? Fransa'daki aşk kalmış, bana ne? Ben burada açsam o doğrudu sürünsün, bana ne ya? Hastane yapıldı dedin ya, hastane koyacak doktorun yok, onu ne yapacaksın? Talip Erdoğan oğlu senin yaşında yok, 7 tane gemin sahibi. Ya senin torunun o yolun parasını ödeyecek, torunun. Bence sen ama bu kafayı değiştir arkadaş. Sen bu adamı, bu iktidar 4 yıl içeride yatırdı. Onur olsa, şeref olsa oraya gitmez. Hakkımız hak ediyor kardeşim, 20 senedir nerede? Benim bir tane kırık da ekranlı telefonda gözü olanın gözü çıktı. Evet, olur olmaz. Ben sana desem evet, zoruma gitmez mi? Niye zoruma gitsin? Beni bebeğe yalasam zoruma gitmez. Abi, i̇şte böyle bak, adamlar bu böyle ya. Adamlar bu ülkeyi bak, bu hale getirdi. Burası şu an burası toplum, tamam mı? Yalayacaksın bileceksin. Niye yiyorlar? Oy ayıp. Yiyorlar. Hayır. Allah Allah. Bak toplumun sen konuşmasın bileceksin dayı. Toplum yok. Tabii ya, burası toplum ya. Herkes edeple konuşuyor. Benim tartışmasını bileceksin ya. Ben açlığımı mücadele ediyorum. Ne alakası? Dayın arkası konuşuyor, lafı diyorum ben. Ben açlığımı mücadele ediyorum. Ekmek 5 lira. Ekmek 5 lira, anladın mı? Bir insanın emekli maaşında ekmek 5 lira ne demek? Ekmek 5 lira değil mi? Şu an çerezler, yemekler, sebzeler kaç lira? Ben bilmiyorum. Lafı çalışayım. Niye savunuyorsun? Niye o zaman o adamı savunuyorsun? Oğlum kız kendini duymadın mı sen? Abi kız doğru söylüyor. Telefonu çıkar. Sen yaptığınız ne biliyor musunuz? Ekonomiye iyi demek. Ekonomi ne iyi? Konuşma kelime dedim ben ha. Ne dedim abi, baksana konuşuyor ya. Ekonomik gidişattan memnun musun abi sen? Yok, ben şu anda pek memnun. Neden değilsin? Abi şu anda gerçi de kötü yani. Kötü yani. Sebebi ne? Sebepleri tartışma konusu bugün. Birisi dış güçler diyor. Birisi muhalefetten kaynaklanıyor diyor. Sen neye bağlıyorsun? Vallahi abi tamamen baştakilerin sorumsuzluğu. Başka bir şey yok. Yani dediğiniz gibi yapmadığınız gibi ekmek 5 lira. La şu anda bizim ev kiramız 1 liraydı. Adam 3 milyar yaptı. Gel de sen bu adamın orada bir şeydi. Ha, bunun devlete suçu yok. Ama sen diyeceksin ki o adama bir şey diyemiyorsun. Adam diyor ki ben hiçbir cezası yok, bir şey yok. Ben kendi özgür haliçeyimi kullanıyorum. Bilmiyorum ya da 3 milyar yaptı ev kirasını. Hadi buyur, bunun devletin ne suçu var bunda? Adamın suçu yok. Ekonominin suçu var. Sen şu an... Tamam. 3 milyar devlet mi dedi 3 milyar yaptı? Hayır, ben adamın dediği kelimeye savundum ben. O şey konuştu. Yalaka dedi. Adam bana yalı döndü. 1000 liradan 3000 liraya çıktı. Doğru mu abi, evet, ev kiranız? Evet. Bunu da insanlar yapıyor diyorsunuz. Peki geçen yıldan bu zamana kadar fiyatı 3 kat düşen bir şey var mı? Veya sabit duran bir şey var mı? Hepsi yükseldi. Her şey yükseliyor. Her şey ev kirasında sabit durmasını mı bekliyorsunuz? Ya işte bu yemek ya. Bak şunda bir tane tavuk yiyorsun 50 milyon liraya. Bir yani aile ne içiyorsun 70 milyon liraya. Ev kirasında yükselmesi ya normal o zaman. Yemek yiyorsun en az yemek yiyor 150 milyon lira. Lan insan yemeği sana 200 milyon lira. Tamam, bir yemek yiyorsun. 200 mi? He, bitiyor. Sen bak, tamam, sizin emekli maaşınız var, çalışıyorsunuz. Öğrenciler ne yapsın? Tarzı toplum içinde öyle konuşulmaz. Yanlış. Konuşursak çok ileri gider bu mevzu, anladın mı? Hapishaneye kadar bilmem neye kadar gider bu olay. Susturuyorlar ama o oyları biz veriyoruz değil mi? Sizler veriyorsunuz. Onları kim yükseltiyor? Sizler. Bunları bir düşünmeniz gerek. Hiçbir şey düşünmeden hareket ettiğiniz sürece bu Türkiye yok olacak. Şu an Afganlar Türkiye'ye girdi değil mi? Girdi. Afgan dolu. İki yıl sonra Afganlar burada olmaya devam edecek. Türkiye bitecek, anladın? Sizin şu an ne düşünceniz? Yeni nesil hiçbir halt bilmiyor. Yeni nesil öyle gidiyor. Tamam? Biz sizden daha çok düşünüyoruz. Siz bunu hiçbir zaman anlamadınız. Ya biraz düşünün bak. Çok değil, biraz düşünün. O oyları siz veriyorsunuz değil mi? Onları yükselten sizlersiniz. Şimdi bizim ülkemiz Müslümanız değil mi? Elhamdülillah Müslüman ülkeyiz. Peki şimdi devlet asgari ücrete zam verecek. Fazla değil bak, bu videoda çeken bir hafta sonra fırsatçılar başlayacak. Yapmasınlar. Toprağın altını düşünsünler. Şimdi bak senin, ben sana hak veriyorum. Hayır, her şey denetlenecek. Olsun. Ama şimdi fırsatçılık çok. Doğru mu? Ama şimdi bak, ben pazarcı. Bak ben sana bir şey diyeyim ablacığım. Tamam, bak ben seyyar satıcıyım. Bak benim oğluma işe gir diyorum, girmiyor. Neymiş, iyi telefon, iPhone olacak. Olma oğlum, 2 milyarlık telefon ol. Yok. Şimdi bizde... Oğlunuzu Türkiye'ye mal edemeyin. O sizin oğlunuz. Anlamadın, o da sıkıntı ama şimdi kuşak sıkıntılı ama. Şu kadarını söyleyeyim. Ben şu telefonu 2 yıl önce kaç liraya aldım biliyor musun? Bak bu yurt dışı telefon, kaçak telefon, ben bunu 2500 liraya aldım. Şu an telefon kalktı, tamam mı? Şu an kalkmamış olsaydı 5000 lira olacaktı. Telefonumuz cebimizde diye karnımız doyuyor. Mu sanıyorsunuz? Olay bu mu? Ya olay o değil ama şu anda dünyada zaten ekonomik problem var ki. Amerika'ya git, tamam mı? 2 ay çalış, ev alırsın, araba alırsın, telefon alırsın, istediğin her şeyi alırsın, anladın mı? Bak muhakkak ama ben de sana bir şey diyeyim. Peki Fransa'nın şimdi ekonomisi çok güzel diyorlar. Bak Fransa'da şu anda mazot yok. Bak çoğu yere vermiyorlar. Şimdi bakın. Her şeyi farklı düşünüyorsunuz. Fransa. Hayır, dur. Anlamadın. Yurt dışına gidip. Rusya ve Ukrayna şu anda savaş halinde değil mi? Peki oradaki enflasyonla Türkiye'deki enflasyonu doğru buluyor musun? Hayır. Peki o zaman? Hayır,
Ben ona bak, ben kardeşimle katılıyorum ama ben diyorum ki bak, şimdi mesela asgari ücret diyor ya, anında zam yapıyorlar. Yapmasın kimse o zaman. Ama her şey zam geliyor. Denetleme yok bak, denetlemeye ben katılıyorum bak, denetlenecek. Şimdi 900 bin lira olsa asgari ücret, ben şundan örnek bir tane ceket alıyorum 100 lira. Hemen haftasına 150-160 milyon. Yapmasın. Kardeşim bak. Diyorsunuz yapmasın. Ki Fransa'da şu yok, Almanya'da bu yok. Gittiniz benzin aldınız da mazot vermediler mi? Ya tamam amcacığım, hayır. Marketten bir şey alırken raf boş muydu? Ya iniyen nameleri bırakın, kendi ülkenize bakın. Tamam, Fransa'daki aç kalmış bana ne? Ben burada açsam evet. O doğrudur sürünsün bana ne ya? Muhakkak. Ama sen buradaki açlığını düşünmüyorsun. Televizyonu açmışsın, en iyi biziz, Avrupa bitti, değil battı, değil, süründü. Ya biz uçuyoruz, yok uçuyoruz. Uçma yok. Arabamız yakında çıkacak. O hikaye. Uçma arabamız var. Yakında çıkacak. Arabalar 500 binse onu 500 liraya verecek. Yakında da. Gel bir gel. Bak şimdi gel. Seni ilgilendirmez. Bakın, seni ilgilendirmez. Abi, arayla kıyaslıyoruz ama. Ekonomi şimdi dedikoduyla falan ölçülmez. Ekonomi rakam iştir. Enflasyon da bunun bir göstergesidir. Evet. Enflasyon Türkiye'de şu anda %83 üzerinde. Dünyada var diyorsun. Avrupa Euro bölgesinin ortalaması %9 civarında. Yani Türkiye'deki enflasyon onların kat kat üstünde. Türkiye neden bu kadar yüksek enflasyon? Ya şimdi hükümetin ister istemez bakın şu an ben dedim bak denetleme yok. Şu anda hükümette suç yok. Var. Var. Denetlendi ya, marketlere ceza yazıldı ya. İstediği kadar. O ceza caydırıcı değil. O caydırıcı değil. Orada bak zayıflar. Ben ona katılıyorum. Ha ben kimseyi de savunmuyorum. Yanlış anlamayın ama şu anda zaten ekonomik dünyada zaten bir kriz var. Ha burada da var. Burada sıkıntılı bak. Peki daha fazla. Ama şimdi ben size diyorum ki şimdi adam bak mazotu diyorsun. Şimdi Fransa şu kadar alma. Benim de bir sürü kuzenlerim var yurt dışına bak. Şu anda diyor raftan diyor ben 10 euroya alıyorum domates diyor. 10 euro. 8 euro. Burada ne yapıyor? 180-200 milyon. Doğru mu abi? Ama şimdi ekonomik orada da bak sömürge var. Fransa'ya git bakalım. Fransa Afrika'yı sömürmesin. Hadi ayakta dursun göreyim. Senin şu an demek istediğin şu mu? Sen şimdi diyorsun ki asgari ücreti yükseltmesinler. Öyle de şeyler şey mi olacak diyorsun? Şu an asgari ücret kimse kolay kolay geçinemez. Bak ben buna katılıyorum. Geçinemez. Hele ki evi kira olsun asla geçinemez. 6 kişiyiz tamam mı? 6 kişiyiz. Teyzem emekli. Anneannemin rahmetli eşinin emekli parası var. Biz ona rağmen geçinemiyoruz. Şu an teyzem çalışıyor. Annem çalışıyor. Ben de işe gireceğim. Biz ona rağmen geçinemiyoruz. Pazara gidiyoruz. Domates kaç lira? 10 lira. Pahalı. Bak ben pazarcıyım bak. Pahalı her şey ama şimdi bir de mantıken düşünsen şimdi bak asgari ücreti diyorum zam yapacak. Ha hükümet yapmasın da tamam ekonomi insin yapmasın da zam ama İneceğini mi düşünüyorsun? Yani düşünmüyorum ama bakın geçen asgari ücrette verildiği zaman bir haftasına sürmedi. Aynen. Her şey iki katına çıktı. Çıkmasın. Ama işte abi ben pazarcıyım bak ben gidiyorum. Herkes zam yapıyor. Peki, sen de yapıyorsun o zaman öyle mi? Ben de yapmak zorunda kalıyorum. Neden? Bak neden? Çünkü bak örnek tişört alıyorum. 40 liraya alıyorum örnek diyorum. Şimdi haftaya geleceğim 80 alacağım. Ben de pazarda örnek ne satıyorum? Atıyorum domates satıyorum. 8'e vereceğim ona vermek zorundayım. Muhakkak zincirleme. Anlamaz zincirleme. Peki ben sana bunun asıl sebebini söyleyeyim mi abi? Türk lirası yanlış anlama affedersiniz ama tuvalet kağıdına döndü abi. Değeri o kadar çok düştü ki. Bu bütün her şey birbirine bağlı diyorsun ya. Türk lirasının değer kaybetmesine bağlı bütün hepsi. Ya kaybeder ama bir de şimdi şöyle bir şey düşün bakın. Şimdi normalde ekonomi burada diyoruz ama yurt dışında tamam 1'e 4, 1'e 5, 1'e 18 bizi yine 1 euro şu anda 18 lira doğru mu abi? Peki bu ülke ucuz olduğu zaman peki yatırımcıyı çeker mi çekmez mi? Şimdi Çin bak biz kendimiz Çin'den ürün alıyorduk bıraktık. Şimdi buradan topluyorduk parayı direkt Çin'e. Neden? Çin ucuz. Bizim paramız onu 5 katı geçiyordu. Üretim yapıyordu, teknoloji üretiyordu öyle biz de üretiyoruz abi. Zamanla bak zamanla hemen her şey olacak diye adamlar zaten güçlü. Çin zaten bir numara dünyada. Ama şimdi ben ne diyorum bak buradan parayı toplar oraya gömerdik. Neden her şey ucuz? Çeker, bura ucuz olduğu zaman onun parası bırak eze dursun. Ama ekonomi burada yatırım olduktan sonra sen diş bulursun o da bulur. Ben de bulurum. Bu söylediğinin gerçekleşmesi için bizim üretim yapıyor olmamız abi, lazım. Abi yapacağız ama ne zaman abi? Ya ağır ağır olacak. Yapmadan böyle bir politika mı uygulayacak? Bakın ben size bir şey diyeyim mi? Savurganlı olduğu müddetçe, sizce bu işler düzelecek? İsraf haramdır değil mi dinimize göre? Ama vatandaş bir elinde Kur'an dilindeki hep yalan olan şeylerle şu ana kadar bütün Türkiye'yi avuttu. Dolayısıyla ne yaptık? Biz de inandık değil mi o adama? Ama ben inanmadım işte. 2002'den beri ben o şahsa ne oy verdim ne de savundum. Çünkü yalan olduğunu biliyordum. Dolayısıyla AKP'nin şu anki israfı önleme adı altında daha dün yayınlandı. Merkez Bankası'nın başı, Merkez Bank ekonomiden sorumlu. Hani gözlerinizi kapatın 6 ay sonra uyanacağız diyen bir zat var ya, o kişinin bulunduğu bakanlığa 500 araç tahsis edilmiş 2023 yılı için. Şimdi sen yalnız
işte edilemezse bunları söyleyin işte. Şimdi asgari ücretten asgari Antalya'da. Sen bir sıradan bir vatandaşsan yapılanlardan çok yapılmayanları sorgulaman gerekiyor. Ya hayır, ben hepsini sorgularım ama yapılanlar da çok. Pardon, çok özür diliyorum. Hastane yapıl dedin ya. Hastane koyacak doktorun yok, onu ne yapacaksın? Nasıl yok abi? Adamların hepsi gitti abi yurt dışına. Benim burada diyor canımın yeri yok diyor. Benim diyor burada para kazanamıyorum diyor. Benim diyor canımın diyor burada yeri yok diyor, yeri. Şimdi bak, kadın cinayetlerini görüyorsunuz, doğru mu? Ama bizim ülkemizde çoğu insan da, kusura bakmayın, vahşi ama. Hemen bir şey çocuğuna bakmadı mı doktor diyor, dövme. Nasıl o doktora geçtim, onu anlamadım ben ya. Ben sana diyorum ki doktorum ben diyorum. Bak doktorum diyor. Benim diyor burada canımın hiçbir emniyeti yok diyor. Ben adam vurdu zaman diyor, vuruyor diyor, çıkıyor diyor. Arka taraftan diyor serbest bırakılıyor diyor. Benim burada canım yok. Ben diyor yurt dışına gidiyorum. Sen hastane yapmışsın, ne fayda abi? Doktorun yok senin ya. Randevu alınan insan yok ya. Özelde halen bakanlar var. Özelde halen bakanlar var. Ne gibi değil abi? Neye geliyor abi? 15 maaş alanlarla ilgili ne diyorsunuz? Tartışmayın abi. He? Tartışmayın. Yanlış anlamadım. Türkiye bir numara. 10-15 maaş alan iktidar yanlısı, devlet memurları var. Ben 10 aydır evde sıramı bekliyorum. Çok özür dileyerek. Ne sırası? Randevu sırası. Evde ölmeyi bekliyorum 10 aydır. Onu söylerim sadece. Sağlık sistemimiz bir numaraysa 10 aydır ben ölmeyi bekliyorum evde. Sen önce de ama ilacımızı alamıyorduk. Bırak, muayene olamıyorduk ama. Yandaşlara para var. Yandaşlara para var. Beşli çeteye para var. Doğru mu? Evet ya da hayırdı? Ya şimdi o değil de kime vereceğiz o? Hadi verelim. Ne demek kime vereceğiz? Denenmişi deneyeceksin kardeşim. Nasıl bir? Bu kadar 20 senedir verdik. Ben aynı şeyi söyleyeceğim. 20 senedir verdik. Verdik. Talip Erdoğan oğlu senin yaşında yok. 7 tane gemi sahibi. 27 katlı şeyi Amerika'da şey gördüm daireyi. Kılıçdaroğlu gösteriverdi. Buyur arkadaş dedi. 27 katlı. İşte bir yüzümle geldi. Yüzü güle geldiler ya, yüzü güle. İktidar Gürsel Tekin'de de var bir sürü petrol. Kimde var? Kimde var göster ya. Yaşın geç ya. Sen diktatörlüğü müsün kardeşim? Sus. Basını susturmaya çalışıyor basını. Ver. Kime vereceğiz dedin ya, şu kardeşimize aday olarak gösterelim. O kadar da danışmanı olsun, bak bakalım nasıl yönetiyor. Ya vatandaş bir cuma namazına konvoylarla gidiyor ya. Bu paralar nereden geliyor? Bunun yakıtı, personeli, harcadığı zaman vesaire. Kapanan yollar. Demokrasi bunun neresinde? İsraf bunun neresinde? Bak. Doğru mu? Yani bunları da söyleyin ya. Şimdi ben de izah ettim yani. Tamam kötü var da ama %50'si de iyiydi, yapılan şeyler de var yani. Bak, abi bir dakika. Ya yol dediniz. Yol dediniz. Hastane dediniz. Şimdi bana bir dakika abi. Şimdi, ne yapıldı abi? Ne olacak? Abi ne yapıldı sen abi? Sen şu anda kaç para maaş alıyorsun? Abi, ben maaş alıyorum. Ben seyyar satıcıyım. Seyyar satıcısın. Kaç çocuklusun? İki çocuğum var. Evet. Evin kira mı? Kira. Ne kadar kira ödüyorsun? Şu anda 1700. 1700 lira. Öp başına koy. Evet, şu zamanda. Yapacaklar onunla bakın. Yapmasın. Niye yapmasın? Niye yapmasın? Sebep ne? Hayır şimdi. Sen az önce dedin ki bir tişörtü dedin 40 liraya alıyordum. Tamam. 80 lira olacak. Doğru mu? Herkes yapıyor işte. Örnek. O adam da yapacak. Sen de esnafsın. Sen zam yapmıyor musun abi? Ben yapıyorum da fırsatçı. 1'e 3 vurmuyorum yani. 50 liraya sattım, 150'ye mi vereceğim millete? Denetlese ya. Serbest bırakıverdi piyasayı. Denetlese ya. Denetlenecek. Denetlenmesi lazım. Ben denetleyeceğim. Hükümet yapacak onu, yapacak. Şimdi yol yap dedin değil mi? Ya senin torunun o yolun parasını ödeyecek. Torunun. Kendini bırak da kendini göreceksin. Torunun ödeyecek o parayı. Torunun. Seni bırak. Bir dakika. O yapılan otoyol, otobanlardan, köprülerden ne kadar geçtin? Kaç sefer geçtin? Bayağı geçmiştirim ben. Çok iyi. Neye yaradı? Yıkılan yolları da görüyoruz. Sıfır yapılıp da 3-5 ay sonra yıkılan yolları da görüyoruz. Doğru mu? Sebep? Bu yol yapılmasa bu kadar araç nereye sığacak abi? Yapılsın. Tamam, ben onu diyorum işte. İtirazımız yok ama devletin bizden aldığı vergiyle yapsın. Bence sen bu kafayı değiştir arkadaş. Sen yedir. Bizim demek istediğini biliyor musunuz? Şimdi diyor ki asgari ücret yükselmezse kaldığı yerde durursa düzelecek. Doğru muyum abi? Dur bir dakika, doğru muyum şimdi? Asgari ücret şimdi olduğu yerde kalırsa ekonomi düzelme yolunda ilerleyecek. Senin düşüncen bu değil mi? Hayır, değil. Bak ben sana ne diyorum? Asgari ücreti çıkarıldığı zaman haftada zamı veriyor herkes. Denetlenmesini istiyorum ben. Bak. Kimse fırsatçılık yapmasın. Müsaade eder misin? Bir dakika. Müsaade eder misin? Bak. Bak güzel kardeşim. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi
denetliyor. Bir dakika paçım. Paçım bir dakika. Yolların yapılmasına, köprülerin yapılmasına hiçbir insan, buradaki insanlar hiçbir tanesi karşı olmaz. Ama 1 liralık yeri 5 liraya yaparsan karşı. Bir de denetim var mı ülkede? Denetleme yok. Ya zaten denetleme olmadığı için bak Sayıştay rapor veriyor. Diyor ki en sonunda 41 kişi mi rahmetli oldu şeyde Amas'tan? 45 kişi rahmetli oldu. Sayıştay diyor ki burada tehlike var. Sendik çalışan işçiler de diyor. Burada gaz var, gaz kaçağı var diyor. Peki burada devlet işletiyor değil mi? Devlet kurumu işletiyor. Ben devlete güvenmem lazım. Ama neden o 45 tane insan orada can verdi? Çorlu'da tren kazası oldu. İnsanlar öldü. Denetlenmediği için oradaki hanzalın altı boşaldı. Tren kazası oldu. Kim yaptı bunu? Devlet. Tutuklanan var mı? Sorumlu var mı? Yok. Şimdi bak Japonya'da adam bizim buradaki köprüyü yaparken, Bursa köprüsünü yaparken ada halat koptu, halat. Halat koptu da bir adam öldü diye adam bütün görevinden istifa etti. Ya kendini vurdu. İstifa etmek onur meselesi. Bir de ama beni bir dinler misin? Türkiye'de var mı bu? Yok işte ben de onu diyorum. Biz hep kendimizi çekip düzen vereceğiz. Kim yapacak? Allah vallahi elhamdülillah Müslümanım hacca gittim ben. Tamam. Bak hacı adamım da. Allah vallahi deyip de kimse Allah'ın kimseyi kandırmasın. Şimdi. Ama sen yapıyorsun günah sana. Yapma. Adam bizi bir dakika. Adam bizi kandırıyor mu? Kandırıyor mu? Bir şey daha söyleyeceğim. En son AK Parti'ye geçen bir milletvekili. CHP'den istifa etti. Bilmem ne memleket partisine geçti. Bu adamı bu iktidar 4 yıl içeride yatırdı. Onur olsa, şeref olsa oraya gitmez. Onur ve şeref olsa. Yani bu şimdi bakın. Herkeste hata vardır. Hatası kul olmaz. Doğru bak. Ben sana diyorum çoğu şeylerden var. Ben ekonomistim aynı zamanda. Ticaretten uğraşım. Anamın karnından doğduğum doğru ticaretten uğraşır. Bugünkü gibi hiçbir sıkıntı yaşamadı ülke. Bak savaşta, Kıbrıs Savaşı'nda dahi bu kadar şey yapmadık. Diyorlar ki işte eski Türkiye'yi istemiyoruz. Ben de eski Türkiye'yi istemiyorum. Orada kabulüm. Ama şu var. Emekliye bir insan ayrıldığı zaman bir araba bir daire alıyor. Şimdi aldığın emekli parasıyla ne alabiliyorsun? Kömürlük bile alamıyorsun kardeşim. Kömürlük. Ya alamıyor işte. Bak şimdi. Şimdi demek ki. Bak şimdi ben bir örnek daha vereyim. Ben Romanya'da benim fırınım var. Asgari ücret 25 dolar, Türkiye'de 180 dolar. Kaç katı? Romanya geldi beni geçti. Bulgaristan geldi beni geçti. Enflasyon. Rusya Ukrayna'yla savaşıyor. Ukrayna'da enflasyon kaç? %17. Rusya'da kaç? %15. Ya Allah'tan korkun ya. Yani şimdi ben ülkemde %100'ün üzerinde enflasyon oluyorsa bu insanlar nasıl geçinecek? Bana onu söyler misiniz? Geçinemez zor. Bunu bana söyleyin ya. Bunu bana söyleyin güzel kardeşim. İnsanlar bir kere bir noktaya gelmesi lazım. Artık aklımız. Ha şimdi şöyle bir şey var. Diyeceksiniz ki efendim bundan iyi adam. Kardeş, her gelen insan en kötüsü dahi olsa mecburiyet karşısında hizmet edecek 5 yıl. 5 yıl sonra vermeyebilirsin öbür parti. Şimdi diyorlar ki burası 6 kişi, masa 6 kişi. Peki sen kaç partiden oluşur? Hür bilmem ne partisi. Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, MHP. AK Parti. Beşli de o. Beş parti de o. Öbürü de altı parti. Bana bir zatını verin bakayım. Ben hiçbir siyasi partide üye değilim. Ama ben şu ülkede insanları acıyorum, üzülüyorum. Şey olarak kendi çok da. Hak ediyor. Hak ediyor değil. Cahil değil. Bak nice kendini bilen insanlar var. Ya bırakın bu işleri. Niye hak ediyor abi? He? Niye hak ediyor? Halkımız hak ediyor kardeşim. 20 senedir nerede? 20 senedir başımızda. Niye o zaman? Ama insanları da aydınlatmak bizim görevimiz. İnsanları aydınlatmak da bizim görevimiz. Bırakın bu işi. İnsan kendisi aydınlanmıyorsa, 20 senedir bu darbeyi yiyip de, bu haksızlığı görüp de akıllanmıyorsa, sen ben mi akıllandıracağız? Bak şurada oylamaya gireceğiz. Herkes yalan söylüyor. AK Parti ile CHP ile oylamaya gireceğiz burada. Anladın mı? CHP'ye 10 oy çıkar, AK Parti'ye 100 oy çıkar. Öyle yorumlamak evet. Soralım mı? Öyle yorumlamak. Soralım. Ben diyor AK Parti'ye vermeyeceğim diyor. Ama sandık başına vardığında ne diyor biliyor musun? Bu CHP diyor yürütemez diyor. Bundan bir şey çıkmaz diyor. Yine AK Parti'ye veriyor. Şey mi? AK Parti'ye oy vereceğim demeye utanıyor mu abi? Gel bir gel. Abi gel bir gel. Dayı, öyle yorumlamamak lazım. Şunu şöyle. Cumhur İttifakı Millet İttifakı diye yapacaksın oylamayı. CHP diye oylamayacaksın. Ben CHP'li değilim. Buraya gelip de böyle konuşup evine gidip sonra affedersiniz şey korkusuna susup. Şimdi diyorsunuz ya AK Parti'ye oy ver...
Söyle. Ben tüccarım. Devlet istediği an beni gelip denetleyebilir. Bak ben hürce konuşuyorum. Bak denetlemesinden de korkmuyorum. Çünkü benim anlama sürülecek karar lekem yok. Vergimi sonuna kadar veriyorum. Her giren işte gidin kuru temizli direk sentrali sahibim. Gidin bakın kuru temizlemeye giren her şey fişten girer. Fişten çıkar. Fişsiz giriş çıkış olmaz. Ona göre de kademimi de ödüyorum. Devlete vergimi de ödüyorum yıllık. Hiç şey yapmam. Ben haram yemem. Ben de şöyle söyleyeyim. Şimdi burada diyorsunuz ya AK Parti'ye oy vermiyoruz vermiyoruz. İşte böyle konuşanlar konuşuyor sonra ne geliyor? Bak ben sana şu kadarını söyleyeyim. Biz eski zamanlarımıza, eskilerimize, atalarımıza boyumuzu eğdiğimiz sürece biz bu haltın içinden çıkamayacağız. Tamam? Olaya katılırım. Benim de 5 çocuğum var ama ben çocuklarımı hiçbirine emretmem. Rica ederim. Yaparsa yapar, yapmasa yapmaz. Onların kendine göre iradeleri var. Hepsi. Aynen öyle. Onlara da saygı duymak lazım. Sen benim dediğimi yapacaksın diye despotluk hiçbir baba yapmasın. Despotluk olmanın hiçbir faydası yoktur. Tamam mı? Olmaz tabii, ben ona katılıyorum. Ben bağımsızım. Evet. Şimdiki iktidara vermem ama. Çünkü tilki vaaz vermeye başladığı zaman gözünüz tavuklarda olsun. Mutlaka gitmişlerdir onlar. Yabancı gelmiyor herhalde bu söylediğim. Stalin'in tavuğu diye bir tane mesele var, bilir misiniz? Stalin bir gün arkadaşlarıyla otururken herkese demokrasi fikrini soruyor. Herkes de kimisi diyor demokrasi, kimisi başka bir şey diyor ama bir türlü Stalin'in hoşuna gitmiyor. Derken Stalin'in hizmetçisi elinde bir tavuk böyle tavuğu çekip alıyor yanına. Birden canlı canlı tavuğu yoluyor. Tavuğu dışarıya salıyor böyle. Tavuk utancından dışarı çıkamıyor. Ondan sonrası tavuk oraya gidiyor. Kimse kabul etmiyor. Tekrardan yolunduğu yere geliyor. Stalin buna sürekli yem veriyor. Tavuk sürekli yem aldığı için Stalin'e inanıyor. Bu tavuk benzetme biraz da bizim şu anki iktidara verdiğim oy verenlere benzetilebilir. Çünkü biraz yem verince tavuklarını istediğin şekilde yolabiliyorsunuz. Bilmiyorum, benim görüşüm budur. Ve ülkede eğitim bittiği için belki de eğitimsizlikten dolayı bu durumdayız. Şu an mektepler cehalet, hastaneler de hastalık kokuyor. Biz bu yüzden hiçbir yere varamayacağız. Belki de bilmiyorum ama ümit ediyorum ki biraz da şu an o kadar çok sinirliyim ki konuşamıyorum. Ciddi anlamda konuşamıyorum. Gergin gözüküyorsun. Gerçekten çok verginim. Neden böyle gergin insanlar? Ben bunu sokakta görebiliyorum. Herkes çok gergin gerçekten. Ya millet aç. Gerçekten hepimiz açız yani. Hani hiç kimse burada işte o açım değilim diyenler. Ya onlar da açtır artık. Onlar kendi gururuna yediremedi. İçin artık öyle bir bağımlı olmuşlar ki oraya. Bir insan bir bağımlılığını kolay kolay terk edemez. O yüzden onların da terk etmesi için herhalde aradan bir yüzyıllar geçmesi gerekiyor. Ya o zihniyet tamamıyla ölecek. Yani gerçekten ya ölecek ya da bitecek böyle. Diyorlar ki o giderse din elden gider. Ya 1000 yıldır din elden gitmemiş. 20 yıl daha gitmez. Başkası gelsin deneyin. Her şeyi deneyin. Kötüsünü deneyin ama din elden gitmez böyle. Sadece gelişime ve değişime açık olmalıyız. Güç cehaletin elinde, kalem bilgisizin eline geçtiği zaman da her zaman bu şekilde böyle devam edecek. Ümit ediyorum ki taşlar yerine değişir. Güç olması gereken yerde olur. Kalem de bilgi kişinin eline geçer. O şekilde belki kurtuluruz diyorum. Bir şey ve bugünü bırakalım, bir de geleceğe bakalım. Gençlerde ben geleceğe dair pek ümit göremiyorum. Birçoğu yurt dışına gitmeyi falan hayal ediyor. Sen geleceği nasıl görüyorsun? Ben de geleceğimden şüpheleniyorum. Yani şu anki gençlerimizin çoğusu siyaset konuşmamalı. Onun yerine hobilerini, her şeyini atıyorum. Adam memleketimize sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım. Bunları gönderelim ve ülkemize sahip çıkalım arkadaşlar. Bakın şunu söyleyeyim. Bugün Avrupa'da asgari ücret ne kadar? En az 1500 euro. Peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. 1380 euro. Bir dakika, 1380 euro. Almanya'da mı yaşıyorsunuz, Hollanda'da mı? Fransa'da petrol ne kadar benzin? Bir dakika, 2 euro. 2 euro. Peki bir asgari ücretle kaç litre mazot alıyorsun? Türkiye'de asgari ücret ne kadar? Bir dakika, asgari ücret ne kadar Türkiye'de? Kaç litre mazot alıyorsun? Mazot 28 lira. Kaç litre mazot alıyorsun? Peki aradaki farkı görüyor musun? Aradaki adaletsizliğe bakın. Yaşamayı kendini hak görmüyor. Peki... Diyorsunuz ki telefon diyor. Herkes telefona takmış kafayı. Ben bu telefonu 2 yıl önce 2 liraya aldım. 2000 liraya. Bir dakika. Bugün asgari ücretli kaç para alıyor? 5250 lira. Bugün en düşük telefon 5000 lira. Asgari ücretli bir telefon alabiliyor. Ama Almanya'da veyahut da Fransa'da kaç para? Kaç tane telefon alıyorsun? Hani bu bir tane telefonu gözü olanlar gözü çıksın. Benim bir tane kırık tel ekranlı telefonda gözü olanın gözü çıksın. Ben ülkem için feda olsun. Şu an Fransa'da 130 euro. 130 euro. Yenisi 130 euro Xiaomi'nin. Geleceğe dair hiçbir umudum yok gibi. Ya iktidar değişecek ya da biz gençler. Abi, alalım sana uzatacağım. Tekrar. Tamam. İktidar belki değişirse geleceğe dair umutlarımız belki tekrardan yeşermeye başlar. Şu anki gençler hobi edinmek istese, atıyorum bir fotoğraf hobisi edinmeye çalışsa böyle, o kadar çok pahalı ki onun için hobi edinemiyor. O yüzden tekrardan kendini geri çekiyor. Şu anki gençlerimizin tek sorunu, sorun değil aslında böyle, artık öyle bir hal almış ki. Zaten şu anki tek umudum
umudumuz Z kuşağı. Kendim de dahil böyle. Çünkü bilmiyorum, istisnalar vardır bu geçen kuşaklarda tabii ki. Sadece bir değişime şu an ihtiyacımız var. O bizim şu anki tek, yani özet, değişim olacak yani. Değişim. Öngörüm var mı? Olmalı diyoruz, olacak diyoruz da olur mu? Öngörüm var mı? Olmalı dediğim bir görüşüm aslında şu an için yok. Şu anki cebimde Türk parasını taşımamın tek nedeni ise üzerinde Atatürk'ün resmi bulunması. Başka hiçbir nedenden dolayı taşıyorum diyemem. Hani hakikaten de o kadar çok diplere inmiş ki. Yani söyleyemiyorum böyle. Şu anki düşüncelerimin tamamını bile ifade edemiyorum. Hem sinirden hem de özgür olamamaktan. Aslında bir ortada bir özgürlük yok. Hiç kimse, sizi de takip ediyorum. Siz de tarafsızsınız o konuda. Ben de bazı konularda indirge... Tedirginsin değil mi konuşurken? Çok fazla. Yani şu an kelimelerimi seçerek konuştuğum için konuşamıyorum, biliyor musunuz? Bilmiyorum, belki bir röportajdan sonra bir şey. Belki de tutuklayacaklar. Efendim? Belki de tutuklayacaklar. Yapıyorlar. Bu gençler konuşamıyorlar. Yapıyorlar kardeşim. Bizi böyle yıldırıyorlar. Bakın, biz bu hükümet gitse bile 20 yıl yine bu hükümetin pisliğini temizleyemeyiz. Neden? Bugün adamlar kendi kendine ihtilal yaptı. 15 Temmuz'u kendi kendine. Niye? Orduyu boşalttı, kendi adamlarını yerleştirdi. Valileri boşalttı, kendi adamlarını yerleştirdi. Polisleri boşalttı, kendi en üst düzeyi hep kendi. Yani bir şey olursa hep kendine sahip çıkacak kişileri yerleştirdi. Bir, 128 milyar dolar nereye gitti? Bu Afganistan'dan gelen, bakın bir tane bayan gelmedi, hepsi erkek. Kendine ordu kurdu. Bu bütün silahları nereye gitti? Kendine ordu kurdu bu adam. Bu gerçek. Beni atarlar, satsınlar içeri. Ben 6,5 sene yattım. Koçlar gibi yattım, koçlar gibi gene yatarım. Niye yattınız? Ben başka sebeplerden yattım, tamam. Allah bak, hiçbir zaman kötü huydan değil. Kimse yüz kızartı suçum yok, bunu diyemez. Ben bakma, yaralama var, bir şey var. Oldu, ölmedi. Allah onu belki öldürür. Öngörünüz var mı? Şimdi önümüzde bir seçim var, 2023. Seçimde bakın arkadaşlar, oylarınıza sahip çıkın. Oylarınıza sahip çıkın, bunlar çalıyor. Çaldırmayın, çaldırmayın, oylarınıza sahip çıkın. Ben 62 yaşındayım. Ben siyaseti çok iyi bilirim. Ama bu adam teşkilattan gelme. Milli Selamet Partisi'nin teşkilatından gelme bir adam. O yüzden o bizden daha kurnaz. Onun için milleti kandırıyorlar. Lütfen herkes oyuna sahip çıksın. Yeter.